Merhaba Reklam Pedya takipçileri, ben moderatör Gözde Akman. Bugün sizlerle Sağlık Pedya editörümüz Duygu Has Hanım'la birlikte otizmin belirtilerini, otizmin ne olduğunu, süreçlerini ve tedavisini konuşacağız. Evet, Duygu Hanım, otizm nedir? Otizm, yaşamın erken dönemlerinde görülmeye başlayan, iletişim ve sosyal etkileşim alanlarında uygun olmayan gelişim ile kendini gösteren, sınırlı, yenileyici ilgi alanı ve tekrarlayıcı davranışlarla kendini gösteren, yaşam boyu devam eden nöro gelişimsel bir bozukluktur. Erkek çocuklarında 3-4 kat daha fazla gördüğümüz bu durumun toplumda görülme olasılığı 10.000'de 2 ila 5 arasındadır. Otizmin temel özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, bu çocuklardaki dil gelişimindeki aksaklıklar, ilgi, istek ve duygularını çevresindeki insanlarla paylaşmama, göz teması kurmama, fiziksel temastan hoşlanmama, akranlarına ilgi duymama, onlarla oyun oynamama, empati düşüklüğü, jest ve mimik gibi sözel olmayan iletişim kanallarını kullanmama, yineleyici hareket ve nesne kullanımı, dar ve olağan dışı ilgi alanı günlük hayatlarında ve sosyal ilişkilerinde bir takım sıkıntılara sebep olur. Peki otizme yol açan faktörler net olarak biliniyor mu? Otizmin nedeni tam olarak bilinmiyor ama uzmanlar bazı faktörlerin etken olabileceğini düşünüyor. Örneğin beyin görüntüleme çalışmaları bu çocukların beyin kimyasallarında farklılıklar olduğunu ve beynin bazı bölgelerinde yapısal farklılıklar olduğunu göstermiş. Yapılan ikiz çalışmaları da genetik faktörün rol oynayabileceğini gösteriyor. Örneğin tek yumurta ikizlerinde görülme olasılığı %90 civarındayken çift yumurta ikizlerinde ise bu yüzde daha düşüktür, %30 civarındadır. Örneğin otizmli çocukların kardeşlerinde öğrenme güçlükleri, zeka geriliği veya dil gelişimiyle ilgili bozuklukların görülme olasılığı normal popülasyona oranla daha sık bulunmuş. Aynı zamanda bu çocukların aile bireylerinde de diğer psikiyatrik rahatsızlıklara daha sık rastlanıldığı görülmüş. Bunun yanında gebelik esnasındaki bazı yaşantıların, gebelik sürecinin veya doğum yaşının da etken olabileceğini gösteren bazı faktörler var. Örneğin gebelik esnasında geçirilen bazı enfeksiyonların veya yüksek kan basıncının veya gebelik esnasında ilaç kullanımının, madde kullanımının veya sigara kullanımının da etken olabileceği düşünülüyor. Bunun yanında ileri yaşta yapılan doğumların, hani ileri ana baba yaşının da etkili bir faktör olduğu düşünülüyor. Bunun yanında düşük doğum ağırlığının veyahut erken doğumun 36 haftadan önce gerçekleşen doğumla birlikte 42 haftadan uzun süren gebelik sürecinin de etken olabileceği düşünülüyor. Peki otizm üzerinde ebeveynlerin bir etkisi var mı sizce? Şimdi otizmin yeni keşfedildiği zamanlarda bazı görüşler vardı. İşte otizmin çocuğun geçmiş yaşantısı, bazı geçmişte yaşadığı bazı yaşantılarla ilgili olabileceği veya ebeveyn tutumuyla ilgili olabileceği düşünülüyordu. Ancak daha sonra ilerleyen araştırmalar gösteriyor ki bunun ebeveyn tutumundan ziyade daha nöro gelişimsel bir bozukluk olduğu, daha biyolojik temelli bir rahatsızlık olduğunu gösteren çalışmalar var artık. Hani ebeveyn tutumunun nasıl bir etkisi olabilir? Bu çocukların her zaman içeriye dönme, içe dönüklük özellikleri mevcut olduğu için hani belki çocuk sosyal uyaranı zayıf kalırsa hani içe dönme olasılığı biraz daha fazla olur. Hani bu çocukları ne kadar meşgul tutarsak, çevrelerinde ne kadar sosyal uyaranı olursa o dış dünyayla çevrelerine kurduğu kabuktan sıyrılma olasılıkları daha fazla. Peki şöyle sorayım. Ebeveynler otizmli olan çocuklarının belirtilerini görüp bunları fark ettiğinde doktora götürdüklerine çocuklarını ne gibi tedavi süreçleri var? Yani ilerleyiş nasıl oluyor? Öncelikle ebeveynler genellikle konuşmama, yani çocuğun ya hiç konuşmamasından dolayı götürürler veyahut hani çocuğunda bir duyma problemi olduğunu düşünürler. Psikiyatri servislerine geldiğinde tanı koyma süreci şöyle başlar. Öncelikle çocuk ailesiyle birlikte
görüşmeye alınır. Bu süreçte aileden çocuğun öyküsüyle ilgili detaylıca bilgi alınmaya çalışılır. Çocuğun bebekliğinden bugüne kadarki gelişim basamakları teker teker sorgulanır. Çevresi ve akran ilişkileri aynı şekilde sorgulanmaya başlar. Bununla birlikte ailenin çocukta daha önce fark ettiği belirtilerin ilk ne zaman başladığı, ne kadardır devam ettiği veya bununla birlikte bu tanı için tabii ki gerekli olan diğer belirtiler de sorgulanmaya başlar. Tabii bu süre içerisinde şayet uzman tercih ederse çocukla ilgili daha iyi bilgi alabilmek adına çocukla ilgili aileden video kasetler isteyebilirler spesifik durumlar için. Örneğin yemek yiyorken veyahut oyun oynuyorken, bu ebeveynli olabilir veya tek başına oyun oynuyorken. Dediğim gibi tekrar hani uzmanın vakti varsa yeterli bilgi edinmek amacıyla, çocuk kreşe giden bir çocuksa orada akranlarıyla bir aradayken nasıl ilişkiler gösterdiği, nasıl oyun oynadığı gözlemlenebilir. Tabii bu soru sorma süreci esnasında çocuk da gözleme alınır. Çocuğun ailesinin yanındaki tutumları, doğal hali gözlemlenmeye başlanır. Çevresindeki objelere, oyuncaklarla olan ilgileri gözlemlenir. Çocuğun, uzmanın çocukla iletişim kurmaya yönelik olan tutumlarını incelenmeye başlanır. Çocuk oyun odasına alınır. Oyun odasında serbest veya yapılandırılmış bir şekilde ebeveyn de oyun oynarken veya tek başına oyun oynuyorken veyahut uzmanla oyun oynarken nasıl bir aralarında iletişim olduğu gözlemlenmeye çalışır. Bunlar çocukla ilgili büyük ipuçları verir. Tüm bunların yanında aynı zamanda çocuğa bir takım psikometrik ölçekler de uygulanır. Bunlar bilişsel fonksiyonlarını ölçen ölçekler, uyum davranışlarını ölçen. Ondan sonrasında ve aynı zamanda bu tanıya uyan belli görüşme formları olur, yapılandırılmış. Bunlara dayanarak gözlemlerden elde edilen sonuçlar, psikometrik ölçeklerden elde edilen sonuçlar ve aynı zamanda diğer klinik sonuçlar da göz önüne alınarak, bunlar işte kulak burun boğazdan ve nörolojiden gelen başka bir nörolojik rahatsızlığının olmadığı kesinleşip veya duysal bir problemi olup olmadığı kesinleştikten sonra kabul edilen uygun tanı ölçütlerine de dayanarak ve bu elde edilen görüşme esnasında elde edilen bilgilere dayanarak bir tanı koyma sürecine başvurulur. Tanı koyulduktan sonra da tedavi süreci çocuğa özgü bir şekilde planlanır. Evet, gerçekten biraz uzun bir süreç, meşakkatli. Allah sabır versin diyoruz. Peki şunu söylemek istiyorum son olarak. Tedavisi nasıldır? Planlama süreci nedir? Şimdi tanı koyma sürecinden sonra genelde tedavi kısmı birazcık aksar. Çünkü bu durum aileler tarafından çok kabul edilmesi kolay bir durum değil. Yani aileler genellikle bunu öğrendikten sonra birazcık kaçınırlar. Başka bir doktor arayışına girerler. Yani çocuğunun böyle bir rahatsızlığı olmak istemediğini başkalarından duymak isterler. Bu oldukça doğal bir tepkidir. Bu süreci atlattıktan sonra birkaç doktordan aynı sonucu duyduklarında çocukların aileleri bir tedavi programına başlamış olurlar. Bu tedavi sürecinde tanı koyulduktan sonra aileyle görüşülerek çocuğun durumu hakkında detaylıca bilgi verilir ve bununla birlikte bu süreçte bu durumla nasıl başa çıkılacağı ile ilgili bir danışmanlık yapılır. Bunun yanında tabii çocuğun durumu gelişimsel olarak hangi basamakta olduğu, yani gelişimsel özellikleri ve ailenin tabii ki durumu, hani ne kadarını karşılayabileceği, ne kadar destek olunabileceği, burada hani hem manevi bir yan var hem maddi bir yan var. Bunlar göz önüne alınarak çocuğa spesifik bir tedavi programı uygulanır. Bu tedavilerin amacı çocuğun mümkün olduğu kadar işlevsel ve adaptif bir hayat yaşamasını sağlayan beceri geliştirme programı, yani özel eğitimdir. Burada çocuk mümkün olduğu kadar kendi potansiyelinin ne ulaşması için destek verilmeye çalışılır. Tedavinin içeriğinde genel olarak özetleyecek olursak, uygun iletişim için sosyal beceri geliştirme eğitimleri verilir.
konuşma ve davranış terapileri yapılır. Yaşları ve gelişim düzeylerine uygun meşgale uygulamaları yapılır. Öz bakım becerileri kazandırılmaya çalışılır. Yani çocuk için gerekli olan akademik ve gelişimsel becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu süreç içerisinde davranışçı teknikler uygulanır. İstendik olan davranışlar uygun yollarla pekiştirilir. İstendik olmayan davranışlar da yine belli başlı davranışçı teknikler uygulanarak çocuğun özelliğine uygun bir şekilde uygulanır ve çocuğa bir tedavi programı sunularak adım adım uygulanır. Tabii burada istendik olan, önemli olan nokta bu eğitimin mümkün olduğu kadar yoğun ve kesintisiz olmasıdır. Yani özel eğitimle ilişiğini kesmeyen ebeveynlerin çocuklarında gerçekten bariz bir fark oluyor. Sosyal becerileri, bu eğitim programı içerisinde geliştirilen birçok becerilerden oldukça olumlu yönde faydalandığını görüyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz Duygu Hanım, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir Sağlık Pedya'nın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer Duygu Hanım'a ulaşmak isterseniz aşağıdaki linkimizden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüme dek sağlıcakla kalın.